Hadi bakalım. Sony ZV-1. Doğru yürüyelim bakalım. Hem de kamerayı bir aktif steady shot'ını test ediyorum. Şu an biraz cropladı normale göre. Ama gayet iyi gözüküyor. Yine yeterli gibi. Otofokusu bayağı iyi bu arada. Active Eye Autofocus var. Direkt yüz ve göz yakaladığı zaman direkt gözden autofocus yapıyor. Evet, şu an kolum tam açık. Maske alayım. Acayip pratik bir kamera ya, gerçekten. Bayıldım yani. Yani hemen bir yere koy. Konuşmaya başla, devam et. Bayağı iyi. Evet. Şu an HLG modunda çekim yapıyorum. HLG 3 olması lazım. Şöyle Galata'ya doğru bir gidelim. Yani şu an sadece elimde çekim yapıyorum. Hiçbir ekstra gimbal vesaire yok. Sadece elimde kamerayla yürüyorum. Eğer bu tarz böyle işte bir yandan gezeyim, yanımda çok fazla yük olmasın, İşte her an yanımda bulunsun, bir şey kaçırmayın falan diyorsanız, kamerada küçüklük, kompaktlık önemli bir şey. Ve ZV-1 gerçekten de bunu sağlıyor. Şu an full otomatik modunda çekiyorum bu arada. Yani hiçbir şekilde manuel hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir resim profili açık değil. Kameranın kendi full otomatik her şeyi sizin için ayarladığı bir modu var. Ve bu modda çekim yapıyorum ve gayet de yeterli. Yani böyle alayım, sadece içeriğimi üreteyim, hiçbir ayarla uğraşmayayım. İşte şu an işte ISO'm kaçta, enstantanem kaçta, işte sonradan rengi nasıl yapacağım falan filan gibi şeyleri düşünmek istemiyorsanız gayet de yeterli bir mod gibi. Her şey otomatik. Bazı olumsuz bulduğum yanları da var. Onları stüdyoda daha detaylı açıklayacağım size. O yüzden... Ne yapıyorsun lan? Evet, direkt point and shoot. Zoom lens'te değişik şeyler de yapılabilir bu arada. Evet, şu an her şey otomatikte gördüğünüz gibi. Direkt aydınlık bir yer tuttuğum zaman bütün ayarları kendine göre güncelledi. Evet, şu an full otomatik modunda. Gerçekten bakalım kamera elinden gelenin en iyisini yapıyor mu? Böyle bir beyaz tahtımız var burada. Onun dışında şu, buna eşek diyorlar galiba. Bunu hem işlere asmak için kullanıyoruz hem de arada böyle kamerayı bağlayıp böyle tepeden ürün çektiğim şeylerde falan ben bunu kullanıyorum. Onun dışında şurada bir işte oturup böyle bir aynı zamanda sinevizyon var burada. Oturup böyle hem yaptığımız şeyleri izlemek için hem de birileri geldiğinde işte sunum falan yapmak için bir alanımız var. Şöyle bir kameranın da şeyini göstermiş olayım. Tutum şekli böyle. Yani altta ufak bir şey taktım ben. Normalde bunun kendi virus'ta çalışan bir stick gibi bir şey var. Ama ekstra bir $100 olduğu için onu almadım. Sonuç olarak bu yeterli. Şöyle bende vardı zaten böyle bir şey. Bunu kullanıyorum. Videolarımı çektiğim stüdyo. Daha detaylı zaten bir ofis videosu yapacağım dediğim gibi. Burası da genelde kurgularımı yaptığım çalışma masamın olduğu yer.
Evet. Ve evet, burada da kurgularımızı yaptığımız kurgu stüdyomuz var. Aynı zamanda arada boş zamanlarımızda oynadığımız langırt masamız burada duruyor. Evet, eskiden böyle ligler falan yapardık. Ama artık pek yapmıyoruz. Biraz sıkıldık diyebilirim. O yüzden artık oynamıyoruz. Evet, genel olarak ofis böyle. Kameranın pili de bitmek üzere. Bu konular hakkında dediğim gibi birazdan öbür formatta konuşmaya devam edeceğiz. Bir tarafımda 50.000 TL'lik bir kamera sistemi var. Ve bu elimde de 6.300 TL'ye aldığım Sony'nin ZV-1 modeli var. Baktığınız zaman 6.300 TL de az bir rakam değil ama tabii ülkemizdeki dolar kuru ve teknolojide olan vergilerden dolayı buralara geldi rakamlar. Yani ben hatırlıyorum A7S modeli daha ilk çıktığı zaman bundan 7 sene önce. Yanlış hatırlamıyorsam 4.500-6.000 civarı bir şeye aldım diye hatırlıyorum. Yani şu an yanlış hatırlayabilirim ama büyük ihtimal böyle. Yani düşünün 7-8 sene önce Sony'nin bu kategorideki en üst kamerasını aslında şu anki giriş modellerinden bir tanesi olan ZV-1 ile aynı paraya aldım. Yani 7-8 sene önce aynı paraydı bunlar. Yani bu 6.000 lira. O da o zaman 6.000 liraydı. Amerika'da bu kamera 640 dolar, 660 dolar civarında satılıyor. Orada iş yapan biri veya orada YouTube içeriği üreten biri İşte aylık atıyorum ortalama 2000 dolar para kazanıyor. Yani aylık kazandığı 2000 dolara gidiyor 600 dolarına bunu alıyor. Ama siz burada aylık 2000 TL para kazanıyorsunuz diyelim bu yaptığınız şeylerden. Siz gidiyorsunuz 6300 TL'ye gidiyorsunuz bunu alıyorsunuz. Aldığınız ürüne aslında 10 kat daha zor ulaşıyorsunuz. Çok eşitsiz bir durum var bu konuda ama yapacak bir şey yok yani sonuçta. Şu an geldiğimiz noktada giriş kamerası olarak 6200 TL, 300 TL yani verilebilecek bir kamera. Bana göre özellikleri gayet yeterli, güzel, sizi tatmin edecek görüntüye sahip. Bunu yanında devamlı yanınızda taşıyabileceğiniz, kompakt, kullanımı kolay, ses kaydı güzel, resim profilleri gerçekten de renk yapmanıza olanak sağlayacak flatlikte görüntüler veriyor. Yani ama tabii ki bu 8 bit bir cihaz. O yüzden 10 bit bir kamerayla tabii kıyaslanmaz renk konusunda ama 8 bit ufak da olsa yaptığım görüntülerin stilini birazcık daha kendim belirleyeyim diyorsanız en azından böyle bir seçeneğin olması gayet güzel. Tabii ki baktığınız zaman şimdi 12 bin liralara, 13 bin liralara çıkarsanız Fuji'nin X-T4 modeli sanıyorsam o paralar olması gerekiyor. Ama tabii 6-7 bin lira daha para vermeniz gerekiyor bunun için. Şimdi bu kamerayı alıp yanına işte bu tarzda şu an benim kullandığım tarzda bir LED ışık alabilirsiniz. Üzerine şu an kullandığım yine bu tarzda bir wireless mikrofon alabilirsiniz. Bu mikrofon da 1350 TL civarı. İşte 2000-3000 TL arasına da bir ışık alabilirsiniz. Yani size totalde 10.000 TL'ye aslında böyle bir YouTube setup'ı yapmanızı sağlayacak kamera seçeneği bana göre. Yani şimdi çünkü Fuji X-T4 aldınız diyelim. Tamam 13-14 bin lira ona verdiniz. Tabii ki bu arada 10 bit hani daha profesyonel işlerinizde kullanabilirsiniz. Fuji X-T4 o konuda daha ileriye dönük bir kamera buna göre. Bunu bir noktadan sonra eğer bunu iş olarak yapmayı düşünüyorsanız bir noktadan sonra bunu değiştirmek zorunda kalırsınız onu söyleyeyim. X-T4'ü aldınız 13.000-14.000 civarına. Sonra buna işte bu yaka mikrofonunu eklediniz, ışığı eklediniz. Nereden baksanız yine 20.000 TL civarına yaklaşacak aslında iki katına yani bununla kurduğunuz bir setup'ın iki katına gelecek. Yani değer mi? Eğer paranız varsa tabii ki her zaman için biraz daha uzun vadeli yatırım olması açısından değerlendirebilirsiniz. Ama teknolojik konularda da ben şöyle düşünüyorum. Bir kamera alıyorsunuz. En fazla 2-3 sene bu kamerayı zaten kullanıyorsunuz. Sonrasında zaten yeni modeller çıkıyor, yeni teknolojiler geliyor. 2-3 sene sonra tekrar değiştirmek isteyeceğiniz bir yatırım haline dönüşüyor. İlk başlıyorsanız eğer, ilk başlarken hani çok riski minimumda tutup hani daha fazla öğrenmeye odaklanıp yani sizin daha fazla çekim yapmanızı sağlayacak kompaktlıkta olan ve kolaylıkta olan bir kamerayı tercih edip bununla 1-2 yıl devamlı cebinizde, ellerinizde, çantanızda gezdirip mümkün olduğu kadar fazla şey çekerek kendinizi geliştirmenizi sağlayacak bir kamera olduğu için eğer yeni başlıyorsanız daha mantıklı gibi geliyor bana. Şimdi bu kameranın üzerinde Zeiss'ın sabit değiştirilemez 24-70 bir zoom lensi var. Lensin f değeri ise 1.8 ile 2.8 arasında. 24 mm'deyken 1.8, galiba 35 mm üzerine çıktığınız zaman 2.8'e çıkıyor.
veriyor. Lensi değişmiyor, sabit bir lens ama gayet başarılı bir lens bence. 24-70 aralığı da bu konseptte videolar çekiyorsanız bu konsept için kesinlikle yeterli. Bunun yanında vlog çekiyorsanız veya gezi üzerine bir şeyler çekiyorsanız yine bu kamera sizin için yeterli olacaktır. İyi bir alternatif. Üst kısmında gördüğünüz gibi böyle büyük bir siyahlık var. Bu siyahlık kameranın mikrofonu. Bu iş için daha doğru olan şey bu kameraya yaka mikrofonu için verici bağlayıp işte yaka mikrofonuyla normal ses kaydınızı yapıyor olmak. Ama diyelim ki şarjınız bitti veya mikrofonunuzu yanınıza almayı unuttunuz. Bu gibi durumlarda yeterli kaydı yapmanızı sağlayacak bir mikrofon sistemi koymuşlar kameranın üzerine. Şimdi birazcık eksilerinden bahsedelim. Sonra da şu an A7 III ile çekiyorum. Şu an çektiğim görseli. Bu kamerayı onunla değiştirip hani aynı yayını Sony ZV-1 ile yapsam nasıl gözükürdüğü size göstereceğim. Birincisi pil. Çok küçük piller kullanıyor. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 45 dakikaya yakın neredeyse hiç kapatmadan 4K vlog çektim. Ve 45 dakikanın sonunda pili bitti. Yani bu aslında baktığınız zaman çok yeterli bir süre değil. Mutlaka ikinci yedek bir pil almanız gerekiyor ve kutunun içinden şarj aleti çıkmıyor. USB kablo çıkıyor ve bu kamerayı bilgisayara bağlayıp işte pili de içindeyken o şekilde pilini şarj ediyorsunuz. Ama ben bunları YouTube'dan almadan önce izlediğim için kamerayı gittim ekstra bir şarj aleti de aldım ve ekstra bir pil aldım. Bir tanesiyle çekim yaparken öbürünü şarj ediyorum. Öbürüyle İşte pili bittiği zaman değiştirip onu şarjı takıyorum. Powerbank ile kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii prize bağlayıp kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Otofokusu gerçekten de güzel. Zaten kameranın manuel fokusu lensin etrafında hiçbir şey yok. O yüzden manuel bir fokus yapma şansınız yok lens tarafından. Ama şöyle bir seçenek koymuşlar. Arkadaki bu normalde ayarları yaptığınız bu yuvarlağı manuel fokus olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ama çok yani kullanışlı bir şey değil. O yüzden otofokusta kullanmak bu kamerayı daha gerçekçi geliyor. Altta pil ve kart koyma için bir tane böyle zımbırtı var. Buradan normal pilinizi ve kartınızı koyuyorsunuz. Ama bunun yanında şurada gördüğünüz gibi işte tripoda bağlamanız için olan vida girişi var. Veya işte bende mesela şu var. Böyle vlog yaparken, elimde dolandırırken daha rahat bir açı sağlasın diye mesela bunu takıyorum. Şöyle bu şekilde yapıyorum video. Ama mesela şimdi pili değiştirmek istersem bu açılmıyor. Veya kartı değiştirmek istiyorum. Yani pilim bitti ve pili çok çabuk biten bir cihaz. Pili bitti. Hemen değiştirip devam etmek istiyorum. Değiştiremiyorum. Mecbur bunu çıkaracağım. Tekrar işte bunu açacağım, değiştireceğim, tekrar takacağım. Yani şimdi bunda mesela o kadar büyük problem değil. Tamam hadi yaptım bu hareketi, taktım. Ama mesela şu an çektiğim gibi tripod üzerinde bir şey çekiyorum ve kadrajlama önemli. Yani şu an mesela belirli bir kadraj ayarladım ve belirli bir işte kendime göre bir setup yaptım. Şimdi bunun pili bitti diyelim. Bu kameranın pili bitti ve ben tripod üzerinden bunu çıkartıp pilini değiştireceğim veya kartı bitti. Tripod üzerinden çıkartacağım. Alttaki o şeyi sökeceğim, işte pilini değiştireceğim, kartını değiştireceğim ama bu şöyle bir probleme yol açacak. Şimdi ben takarken vidası, tripodun ayar vidası tamamen aynı seviyede olmalı. İşte belki takıp çıkartırken orada bir şeyin ayarını ufak da olsa böyle yana çevireceğim, bozacağım, elim çarpacak bir şey olacak. Yani kilitte de olsa böyle bir ihtimali var. Ve sonradan çekime başladığım zaman, bu sefer kurguya geçtiğim zaman iki görüntü birbirinden farklı kadrajlar olacak. Zaten hissediyorsunuz yani izlerken bu görüntüyü hissediyorsunuz farklı olduğunu. Ve buna yol açacak bir durum. Şu an mesela A7 III takılı. Ben hiç tripodu oynatmadan, hiç kamerayı çıkarmadan yandan onun pil yerini açıp pilini değiştirebiliyorum. Zaten kart kısmı A7 III'lerde burada yanda. Yani hiçbir şekilde şeyle alakanız yok. Şuradan yandan bir şekilde değiştiriyorsunuz zaten. Pilde dediğim gibi şurayı açıyorsunuz. Buradan hiçbir şeyi çıkarmadan, ayar bozmadan alttan direkt pili değiştirip devam ediyorsun. Kameranın stabilizasyonu bence gayet güzel. Gimbalsız bütün gün yürüdüm ve bana göre gayet yeterli bir stabilizasyon sistemi var. Yani tabii ki koşmaya kalkarsanız o görüntü sallanacak ama normal hani çok aşırı da dikkat etmeden biraz yürüyerek böyle konuşayım edeyim falan diyorsanız bundaki stabilizasyon sistemi gayet yeterli. Bir problemim var, sadece biraz kropluyor. 24 mm'yken en geniş versiyonu lensin. Stabilizasyonu açıkken 28 mm'ye kropluyor. Yani aslında daha dar bir görüntü olmuş oluyor ama bana göre yeterli dediğim gibi.
Evet, şimdi kameraları değiştirelim. Bu aynı konsept video işine. Bununla devam edelim. En azından hani bu kamerayı alırsanız da bu tarzda bir yayın yaparsanız nasıl duruyor onu da bir görmüş olalım. Işık aynı, hiçbir şey değiştirmedim. Şu kamerayla çekim yapıyordum. Bunu çıkardım. Yerine ZV1'i bağladım. HDMI girişi olduğu için de böyle kendimi görebildiğim monitörü de buraya bağlamış oldum. ZV1'i de gördüğünüz gibi şöyle şu kadar uzakta. Evet, HLG modunda çekim yapıyorum. Yani bu kamerayla da yayın yaparsanız sonuç olarak 4K çözünürlükte size bu kalitede bir video sağlıyor. Yani bence gayet yeterli açıkçası. Yani bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. ZV1'de şöyle bir durum var. Önünde bir tane kırmızı ışık var. Şu an görüyorum mesela o ışığı. Tekrar buradan çekiyorum. Yani şu kırmızı ışık kayıtlı olduğunu gösteriyor. Ve o kırmızı ışık yanmadığı zaman, zaten kameraya doğru konuştuğum için o kırmızı ışık yanmadığı zaman otomatik olarak kayıttan çıktığını anlamış olacağım ve boşu boşuna konuşmayacağım. Çünkü bazen gerçekten böyle uzun uzun konuşuyorum, çok güzel şeyler anlatıyorum, tam böyle tempoya giriyorum. Normalde aslında zor konuşuyorum. Tam tempoya giriyorum, böyle bir şeyler anlatıyorum uzun uzun. Sonra bir bakıyorum, bir 10 dakika falan boşa konuşmuşum mesela. Hani yok, o bölüm çıkmış kayıttan, yok, belli bir yerde kesilmiş. Hayda bir daha dön çek falan filan derken bu sefer aynı enerjide olmuyor çektiğin şey. Aslında bayağı bir sıkıntı yaratıyor bana Sony A7 III'le bunu çekerken. Bu ZV1'de bunu koymuşlar. Keşke bunlarda da olsa önde bir ışık. Bunu webcam olarak kullanıp bu mikrofonu da yine aynı şekilde bilgisayarınıza bağlayıp aslında bu kalitede zoom toplantısı yapabilirsiniz. Yani bu kameranın öyle de bir güzelliği var. Direkt bilgisayarınızı webcam olarak bağlayıp böyle online meetinglerinizde, online görüşmelerinizde bu kamerayı kullanarak böyle kaliteli, karşıya daha tatmin edici görsel ve ses ileterek yayın yapabilirsiniz. Evet, videonun finalini ZV1 ile çektiğim bu görselle yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.